bugün Hatice'mle ilgilenmen, ona söylediklerin beni pek mesul etti. Senin varlığın bana, evlatlarıma, aileme büyük kuvvet veriyor. Sayende içim rahat, kalbim huzur dolu. Senin huzurun benim için saadetlerin en büyüğü. İbrahim'i düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşip döner. Aksi takdirde... Paşamıza bunu yapanlar yakalanmadı mı hala? Ne derdin var senin? Pek suskunsun. Nikah oldu diye söylentileri aldı yürüdü. Sadece haremde değil. Çarşıda, pazarda bile kimse memnun değil. Herkes aleyhimde konuşuyor. Ne diyorlarmış? Ben sana büyü yapmışım. Cadıymışım ben. Gülme. Ciddiyim. Anlamıyorum. Neden kimse beni sevmiyor? Ben ne yapmışım onlara? Kimse sevmesin seni. Ben severim, kafidir. İnsanlar da bırak konuşsunlar. Büyücü memnun, büyülenen memnun. Sultanım, sizi şöyle karşı tarafa alalım. Rica ederim bir tatsızlık çıkmasın. Kim bu kadın? Hürrem Sultan. Güzel kadınmış. Nereye? Afiyet olsun. Kimsin sen? Aybige. Kırım prensesidir kendileri. Öyle mi? Hoş geldiniz. Ben de Hürrem Sultan. Adınızı çok duydum. Genelde benim hakkımda iyi konuşmazlar. Öyle. Cadı olduğunuzu söylediler. Asil cadılar orada. Bayram yapıyorlar. Tanıştığımıza sevindim. Ben de öyle.
Ne demek bir hafta? O kadar vaktim yok. Hemen bitecek. İstediğiniz taç çok emek istiyor sultanım. Bana biraz vakit tanıyın. Vakit falan yok. O taç yarın bana gelecek. Aksi halde başına gelecekleri sen düşün. Tacınız geldi sultanım. Ver hemen. Ne sanıyorsun sen? Geç yerine. Mahidevran Harem'in kaideleri var. Kaidelere göre benim yerim burası artık. Validem, teamüllere aykırı bu. Üstelik başında tacıyla. Mahidevran, tamam. Bugün de hava çok güzel. Dışarı mı çıksak? Evet. İstersen beraber dolaşırız. Olur. Sevinirim. Derhal o tacı çıkar Hürrem. Bir daha da sakın takma. Sen kimsin de benim karşıma böyle çıkıyorsun? Bu ne had bilmezlik? Bu ne terbiyesizlik? Hayır ben... Aslanımla nikah kıymış olman hiçbir şey değiştirmeyecek Hürrem. Daha önceki yerin kıymetin neyse o. Daha fazlası değil. Validem. Eğer bir adalet varsa bana da işlesin. Ben payıma düşene razıyım. Yeter ki siz adil olun. Zira bugüne kadar hiç olmadınız. Beni hep aşağıladınız, hor gördünüz, ezdiniz. Ama ben her şeye rağmen size elimi uzatmaya hazırım. Benim yanımda olun. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin paşa. Tebrik ederim. Mutlu yuvanız daim olsun. Amin. Amin. Sen ne kadar ikiyüzlü bir kadınsın. Nasıl
Nasıl böyle sahtekar davranabiliyorsun? Bir de tacı takmışsın. Alay mı ediyorsun bizimle? Sultanım, sakin olun lütfen. Daha ne kadar sakin olacağım İbrahim? Yok mu bu kadının haddini bildirecek kimse? Hepiniz onun yanına mı geçtiniz? Kulu kölesi mi oldunuz bu yılanın? Bay Devran. Laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? Sultanım. Neticelerine katlanırsın. Ne yaparsın? Yine hünkârımıza mı şikayet edersin? Git. Durma. Sultanım, rica ediyorum. Geldiğimden beri bana kaydı ve teamüllerden bahseden sizsiniz. Şimdi aynı kaydıyla sizin karşınıza çıkınca mesele oldu. Bir şey duymadım. Ne olmuş ki? Mahidevran sultanımız. Has odaya girmek istemiş. Hünkârımız da almamış onu. Sonra ne olmuş? Ortalığı ayağa kaldırmış. Bize kadar geldi sesleri. Hünkârımız çok kızmış tabii. Sürgün etmiş. Bugün yarın gidecek diyorlar saraydan. Yazık. İyi oldu bence sultan. Size çok çektirmişti. Sultanınız hakkında böyle konuşmayın. Ne olduysa onunla benim aramda. Sizi alakadar etmez. Affedin sultanım. Aybige. Sultanım. Gel otur şöyle. Ortalık karışmış yine. Evet. Pek eğlenceliymiş bu harem. Her an bir şeyler oluyor. Mahidevran'a üzüldüm. İnanayım mı? Üzüldüm. Çünkü daha çekeceği vardı bende. Gitti. Kurtuldu. Öldüm bittim. Güla nerede? Her işin peşine ben mi koşacağım yahu? Sümbül. Ne oluyor? Sultanım. Mahizevran yine bir hadise mi çıkardı gitmemek için? Ha yok, bir hadise yok. Zira hünkârımız affettiler. Sürgüne gitmeyeceklermiş. Öyle mi? Sultanım benden duymuş olmayın ama İbrahim Paşa'mız araya girmiş dediler. Neden gidiyorsun abi? Öyle icap etti. Üzülme Mehmet, tekrar geleceğim. Ne zaman geleceksin? Bilmiyorum İrmam. Ben de abime gitmek istiyorum. Olmaz. Senin yerin burası. Mustafa'm İbrahim Paşa seni bekliyor. Sizi çok özleyeceğim.
Mehmet, Mirima. Siz içeriye geçin. Sen de bana mı veda etmeye geldin? Veda etmiyorum. Yorma kendini. Yıllardır bir işe yaramadı. Bu kibir seni bir gün yakıp yok edecek. Çok çabuk pes ettin. Biraz daha dayanacağını düşünmüştüm. Üzülme sen. Buraya çok daha güçlü döneceğim. Zira tahtın en kuvvetli adayı benimle birlikte olacak. Sultanların en neşelisi. Gülah, nerelere kayboldun sen? Soruyorum, yoksun. Sizin için uğraşıyordum sultanım. Mühim bir havadisim var. Neymiş, söyle. İbrahim Paşa'mızı okla zehirleyenin kim olduğunu öğrendim. Gerçekten mi? Çok uğraştım. Ne vakittir iz üstündeydim. Nihayetinde buldum haini. Uzatma da söyle. Mühran Paşa. Kimdi o? Mühim paşalarımızdan biri. Eskiden Anadolu Beylerbeyi'ydi. Lakin İbrahim Paşa'mız azletmişti onu. Sünnet münasebetiyle gelmişti Tebriğe. Meğer kanına dokunmuş. Onun için de öldürmek istemiş. Emin misin? Kesin kes. Nereden öğrendin sen bunu? Bizim de kendimize göre kaynaklarımız var sultanım. Güvenilir mi peki? Evelallah. Sultanım. Paşam. Hayırdır, bir mesele mi var? Kulağıma bir şey geldi. Sizinle alakalı. Gene ne yalanlar uydurmuşlar acaba hakkında? Seni kimin okla zehirlediğini öğrendim. Öğrendin. Öyle mi? Anladım. Her şeyi benden bileceğini biraz etrafına baksaydın keşke. Kimmiş peki bu? Behram Paşa. Nereden öğrendin bunu? Kendi ağzıyla itiraf etmiş. Neden inanayım ki sana? Paşa. Beni hafife alma. Diyelim ki söylediklerin doğru. Bunu bana niye söyleyesin ki Hürrem Sultan? Bu hadiseyle alakalı üzerimde bir şüphe kalsın istemem. Zira hünkârımızın aklını karıştırmak isteyenler olabilir. Bırak artık düşünmeyi. Rahat ol. Kendimi düşünmüyorum. Keşke Valide Sultanımızla karşı karşıya gelmeseydiniz. Ben katlanırdım olan bitene. Hiçbir şeye katlanmak zorunda değilsin. Bundan böyle hak ettiğin itibarı göreceksin. Hiç kimse sana saygıda kusur edemez, ettirme.
Sultanım. Dayı Hatun. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Keyfime diyecek yok. Ben de sizi bekliyordum. Ne oldu ki? Valide Sultanımız bu akşam sizi yemeğe çağırdılar. Hayırdır inşallah. Bayram değil, seyran değil. Nereden icap etmiş? Yine bir tuzak mı yoksa? Sultanım, varsa da ben bilmiyorum. Gitmek zorunda mı? Validem. Gel Hürrem. Bu nazik davetinizi neye borçluyuz validem? Konuşacağız. Evvela otur. Çorbanı soğutma. En sevdiğin çorbaymış. Senin için hususi yaptırdım. Korkma Hürrem. Zehir yok içinde. Hayır. Sadece biraz rahatsızım. Midem kötü. İç o zaman. Midene iyi gelir. Torunlarım nasıl? Abilerinin gidişine çok üzüldüler. Malum, çok seviyorlardı. Sevecekler tabii. Onlar kardeş. Validem. Ne istiyorsunuz benden? Niye çağırdınız beni? Adalet varsa herkes eşit olsun istemiştin. Öyle değil mi? Kendi payına razı olacaktın. Yeter ki sana karşı adil olayım. Evet, doğru. Sizin tek isteğin bu. Aramızdaki husumet malum. Ben artık bu savaşa bir son vermek istiyorum. Bundan böyle sana karşı adil olacağım. Çok şükür. Biraz olsun rahat nefes alabileceğimiz bir yer varmış burada. Bütün gün hasbahçedeymişsiniz. Yetmedi mi? Başımda muhafız varken hiçbir keyfi yok. Kendini beğenmişin tek. Ha bir de saygısız. Kimmiş o densiz söyle. Hemen versinler cezasını. İşte orada. Bali Bey mi? Evet.
çok severler. Kıymetli bir beydir. Makoç oğlu. Ben sevmedim ama. Sürekli etrafımda. Bir rahat vermedi bana. Orası onun dairesi. Buranın da tadı iyice kaçtı. Müsaadenizle ben daireme döneyim. İbrahim Paşa da bir vakitler has odabaşıydı. Ama şimdi koca Osmanlı Devleti'nin ikinci adamı. Bali Bey de mi aynı yollardan geçecek diyorsunuz? Kim bilir. Belki ona da nasip olur. Bence ona kötü davranmayın. Aranızı iyi tutmakta fayda var. Umurumda bile değil. Ayrıca o bana kötü davranıyor. Ne oldu ki? Beni tekneme götürecekti. Mühim bir eşyam kalmıştı. Yolda bir hatunla karşılaştık. Bir şeyler konuştular. Sonra saraya döndürdü beni zorla. Kimmiş bu hatun? Elenika diye biri. Oo. Elenika hatun demek. Sen tanıyor musun bu hatunu? Onu kim tanımaz sultanım? Kendisi Afet-i Devran bir Rum dilber. Meyhanedeki hatunların en güzeli. Bali Bey'imize de abayı yakmış ki sormayın gitsin. Sık sık gider beyimiz yanına. Demek Armin'i böyle unutmaya çalışıyor. Armin de kim? Neyse, beni alakadar etmez. Ne görüşeceksiniz benimle? Bari'de Sultan bana dostluk elini uzattı. Bundan böyle bana karşı adil olacakmış. Böyle buyurdu. İyi ya. Ne iyisi? Bu olacak iş değil. Belli ki hain emelleri var. Dayı. Neler oluyor? Sen bilirsin. Bir malumatım yok sultanım. Lakin her şeyi kötüye yormayın. Valide sultanımız yükselişinizin farkında. Artık daha münasip ilişkiler geliştirmek istiyor olabilir. Olmaz. Adım gibi eminim. Beni öldürmek için yeni bir oyun bu. Göz boyu. Bu hiç hayırlı değil Gül'a. Burnuma kötü kokular geliyor. Bizimkilere söyle herkes uyanık olsun. Kaygılanmayın sultanım. Sizi ve evlatlarınızı korumak için ne lazımsa yaparız. İyi. Sultanım. Ne oldu? Neden geldiniz? Malumunuz. Yarın maaş günü. Seneye devriyesi doldu. Herkese zam yapılırken bize yapılmadı. Nasıl? Neden? Size yakın, sadık olduğumuz için ceza verilmiş besbelli. Birer birer yazmışlar adımızı. Bir bakayım şuna. Vay başıma. Benim de adımı yazmışlar. Sultanım. Sultanım yardım edin. Hakkımızı koruyun. Merak etmeyin. Ben işin aslını öğreneceğim. Hakkınızı kimselere yedirmem. Allah razı olsun sizden. Ölene dek sağlığınıza duacıyız. Amin. Şimdi çekilebilirsiniz.